Merhaba arkadaşlar, bugün 5. sınıf MEP yayınları sayfa 245, 246 ve 247'deki sırasızlık kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Üçgenin iç açıları toplamını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar bu soruda. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. O zaman iki tane açı verilmişse diğer açıyı bulmak için önce bu iki açıyı topluyorum. 79 ve 68'i topladım. 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var 1. 7, 6 daha 13 eldeye eklediğimizde 14 yapar. 147 yaptı. 180'den çıkararak verilmeyen açıyı bulabiliriz. 180'den 147'yi çıkardığımızda 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı 3. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktığında 3. Burada 1'den 1 çıktığında 0. Yani verilmeyen açı soru işaretli kısım 33 derece olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. İki açıyı toplayıp 180'den çıkarmamız gerekiyor. Birinci soru tarzında sorularda diyoruz. B şıkkında da aynı işlemi yapacağız. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için öncelikle iki açıyı topluyorum. 40 ile 32'yi topladım. 0, 2 daha 2, 4, 3 daha 7, 72 yaptı. 180'den çıkararak soru işaretli kısmı bulmuş olacağız. 180'den 72'yi çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 7 çıktığında 0. Burada da 1'e aşağı indiğimizde 108 olarak soru işaretli kısmı bulmuş olduk arkadaşlar. 33 derece ve 108 derece olarak birinci sorumuzun A ve B şıklarını belirlemiş olduk diyoruz. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda aşağıdaki dörtgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. Yine birinci soruya benzer bir soru. Bu sefer dörtgenlerle ilgili. Dörtgenlerde iç açıların toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bu sefer de 360 dereceyi baz alarak işlem yapmamız gerekecek. Burada bir tane verilmeyen açı var. O zaman 3 tane açıyı toplayıp 360'dan çıkararak verilmeyen açıyı bulabiliriz. 103, 98 ve 74'ü topluyorum. 103, 98 ve 74'ü topladığımızda 308 daha 11, 4 daha 15... 15'in 5'i elde var 1. 9, 10, 17 elde var 1. 275 olarak bulunmuş oldu. Şimdi 360'dan çıkararak soru işaretli yeri bulabiliriz. 360'dan 275'i çıkardığımızda 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 5 kaldı. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı 8. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktığında 0. Yani 85 olarak soru işaretli açıyı bulmuş olduk arkadaşlar. Bu sorumuzda diyoruz dörtgenlerdeki A şıkkındaki ilk sorumuzda. B'ye geçtiğimizde yine aynı işlemi yapacağız. 3 açıyı toplayıp 360'dan çıkarmam gerekir. 127, 61 ve 49'u topluyorum arkadaşlar. 9, 1 daha 10, 7 daha 17'nin 7'si elde var 1. 2, 3 etti elde eklediğimde 9, 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 1'e 1 eklediğimizde 2, 237 oldu. 360'dan çıkararak soru işaretli yeri bulabiliriz. 360'dan 237'yi çıkardığımızda 0'dan 7 çıkmaz, 10'dan 7 çıktı, 3 kalır. Burada 5 kaldı, 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Burada ise arkadaşlar 3'ten 2 çıktığında 1 kaldı. Yani 123 derece olarak bu açıyı bulmuş olduk diyoruz B şıkkımızın cevabında. Bakın ilk soruda 180, ikinci soruda 360 dereceyi kullandım. Birisi üçgen, birisi dörtgen olduğu için. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda kareli katta dörtgenlerin verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. Burada paralel kenar, yamuk, eşkenar dörtgen, dikdörtgen gibi dörtgenlerdeki açı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi paralel kenarda şunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Çapraz açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani burası 70 derece ise çaprazındaki açının ölçüsü de 70 dereceye eşittir. Paralel kenarın özelliği. Ve aynı zamanda karşılıklı açıların toplamı da 180 eder. Yani 70 ile bu açının toplamı 180 eder. O yüzden 180'den 70'i çıkararak diğer açımızı bulabiliriz. 180'den 70'i çıkardığımızda 0, 8'den 7 çıktı 1, 1 de aşağı indiğinde 1 oldu. Yani 110 olarak bulunmuş oldu. Soru işaretli kısmı burası 110. Biraz önceki özelliğimizin aynısı. Çapraz açılar birbirine eşit olduğu için bu açımız da 110 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Önce çapraz açıların eşit olduğunu kullandım. Sonra karşılıklı açıların toplamının 180 olduğunu kullanarak 110 dereceleri belirlemiş oldum. B ve D açısını
A şıkkımızın cevabında arkadaşlar. B şıkkımıza geçtim. Yamukta şöyle bir özelliğimiz var. Karşılıklı açıların toplamı paralel kenarda olduğu gibi toplamları 180. 117 ile 63'ü toplarsanız bakın 180 yaptığını göreceksiniz. Burada da aynı şekilde 134 ile buradaki açının toplamı 180 yapması lazım. O yüzden 180'den 134'ü çıkararak soru işaretli kısmı bulabiliriz. 180'den 134'ü çıkarıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktığında 6 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktığında 4 kalır. Burada 1'den 1 çıktığında 0 kaldı. Yani 46 derece olarak B şıkkımızın cevabı da gelmiş oldu. Karşılıklı açıların toplamının 180 olma özelliğinden. C şıkkımıza geçelim. C şıkkımızda bakalım. Burada bir eşkenar dörtgen var arkadaşlar. Eşkenar dörtgende yine karşılıklı kenarlar birbirine eşit. O yüzden karşılıklı açılar 126 ise karşısındaki açı 126 derece olacak. R ve T açıları birbirine eşit olmak zorunda. Yine burada karşılıklı açıların şöyle R ve P açılarının toplamı da 180 etmesi gerekir eşkenar dörtgende. O zaman 180'den 126'yı çıkararak P açısını bulabiliriz. 180'den 126'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz, 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı, 7'den 2 çıktı 5. Burada 0 kaldı. Yani bu açı 54. Yine karşılıklı açıların birbirine eş olmasından dolayı burası da 54 olarak bulunmuş olur. 54, 54, 126 şeklinde açılarımızı belirlemiş olduk. Ç şıkkımıza geçersek bu bir dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgende adı üstünde dik bakın. Her bir açımız dik yani 90 dereceye karşılık gelir. O zaman burası 37 ise 90'dan 37'yi çıkararak soru işaretli yeri bulabiliriz. 90'dan 37'yi çıkardığımızda 0'dan 7 çıkmaz, 10'dan 7 çıktı 3. Burada 8 kaldı, 8'den 3 çıktığında 5. Yani soru işaretli kısım 53 olarak bulunmuş oldu. Yukarıdaki açıda da aynı şekilde. Bakın burası 37, yine burası dik olduğu için 90'dan 37'yi yani aynı işlemi çıkardığında burası da 53 olarak bulunmuş olur. Hem bu açı hem bu açı 53 olarak bulunmuş oldu. Bir de bu açıyı sormuş. Bunu da şuradaki üçgeni kullanarak bulabiliriz. İki açının ölçüsü belli ise 180 toplayıp 180'den çıkararak soru işaretli yeri bulabilirim. 53 ile 53'ü topladığımızda 6, 5, 5 daha 10, 106 yapar. 180'den çıkararak burayı bulabiliriz. 180'den 106'yı çıkardığımızda 10'dan 6 0'dan 6 çıkmadı. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı. Burada 0 yani 74 olarak bu açının ölçüsü belirlenmiş olacaktır arkadaşlar diyoruz. Gördüğünüz gibi 53, 53 ve 74 şeklinde Ç şıkkımızın cevaplarını da bulmuş olduk. Önce 90 dereceyi kullandık, sonra da iç açıları toplamı 180 dereceyi kullanarak cevabımızı belirlemiş olduk diyoruz 3. sorumuzun Ç şıkkının cevabında. 4. soruya geçtik. Yanda dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarları üst üste gelecek biçimde katlanmış hali verilmiştir. Kağıt noktalı çizgiler boyunca kesiliyor ve kesilen küçük parça açılıyor. Açılan bu parçanın şeklini çiziniz ve iç açıların ölçülerinin toplamını belirleyiniz diye söylemiş. Şimdi şu şekilde bir kısmı kesilmiş ve bu kısım sonra açıldı. Açıldığında tam bunun simetriği oluşacak şekilde şu şekilde bir daha kenar açılır. Bakın şöyle, şöyle, şöyle olacak şekilde simetriği oluşacak şekilde bir kanat daha açılır. Yani oluşan şekil tam olarak böyle uzadığı bu şekilde ve şöyle bir şekilde. Yani bir yamuk oluşur arkadaşlar. Şu kanat ve bu kanadı birleştirdiğimizde bir yamuk oluşur. Yani bir dörtgen oluştu. Bize ne demiş başka? Oluşan şekil bir yamuk. Açılan bu parçanın şeklini çiziniz. Çizdik. İç açıların ölçüleri toplamı. Yamuk yani bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir arkadaşlar? İç açılar toplamı 360 derecedir. Onu da söylemiş olalım. Toplamını belirleyiniz. 360 derece demiş olduk. Yeni oluşan şeklin bir yamuk. Açı iç açıları toplamında 360 derece olarak 4. sorumuzun cevabını vermiş olduk diyoruz. 5. sorumuza geçtik arkadaşlar.
İki iç açısının ölçüsü 72 derece olan dörtgenin diğer iki iç açısının ölçüleri toplamını bulunuz. Şimdi burada dörtgen dediği için herhangi bir dörtgen alabiliriz. Bir dörtgende iki iç açısının toplamı 72'ymiş. Şu iki açının toplamı 72'ymiş. Diğer iki açının toplamı kaçtır diye sordu. Dörtgenlerde iç açılar toplamı 360 derece olduğu için bu ikisinin toplamı 72 ise eğer, o zaman 360'dan 72'yi çıkararak diğer iki açının kaç dereceye karşılık geldiğini bulabiliriz. 360 dereceden 72'yi çıkarmamız gerekiyor bu soru için. 0'dan 2 çıkmaz, 10'dan 2 çıktığında 8. Burada 5 kaldı. 5'ten 7 çıkmaz, 15'ten 7 çıktığında 8. Burada ise arkadaşlar 2 kaldı. 288 olarak cevabımızı belirlemiş olduk. Bu iki açının toplamı da 288 olacak. 5'in sorumuzun cevabında. Çünkü iki açının toplamı 72 ise diğer iki açının toplamını da 360'dan çıkararak bulabiliriz. Cevabımız 288 olmuş oldu. 6. soruya baktık. Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü B açısının ölçüsünün 2 katı ve B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katıdır. Bu üçgenin iç açıları ölçülerini bulunuz. Bu birazcık zor bir soru arkadaşlar. A, B, C açısı. Bir de sayı da tam onun katı bir sayı çıkmıyor. O yüzden bunu bulması biraz zor. Şu şekilde belirlersek bakın çıkacaktır. Deneyerek bunu bulabilirsiniz. 10 değerini, 20 değerini deneyebilirsiniz. C açısına bir değer veriyorum. 18 denediğimde sağlaması gerekir arkadaşlar. Diğer değerleri deneyerek 18'in sağlaması gerektiğini sizin tek tek bulmanız lazım. 18 denediğimizde doğru cevap çıkacak. Demiş ki B açısının ölçüsü C açısının 3 katı. C'ye 18 dersem B açısı bunun 3 katı olduğu için 18'in 3 katı 54 yapar. 18 çarpı 3. 8 kere 3 24 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5 yaptı. 54 yaptı. B açısını buldum. B açısının ölçüsünün 2 katı da A açısına eşitmiş. O zaman 54'ün 2 katını aldığımızda da A açısını bulacağız. 4 kere 2 8, 5 kere 2 10, 108. Yani burası da 108 olarak bulunmuş oldu. Üçgenin iç açıları ölçüleri A açısı 108, B açısı 54, C açısı da 18 olacak. Bunları topladığımızda tam tamına 180'i sağlamış oluyor arkadaşlar. O yüzden C açısı 18, B açısı 54, A açısına da 108 demem gerekiyor. Burada C açısına 18 deyip diğerlerini buldum. Bunu bulması ve diğer açıları bu şekilde ona bağlı bulması çok kolay bir iş değil. Birazcık zor bir soruymuş. 6. sorumuzun cevabı diyoruz arkadaşlar. Bu 18 değerini verdiğimizde 3'ünü de bulmuş oluyoruz 6. sorumuzu çözerken. 7. sorumuza geçtik. Yandaki şekilde ABCD paralel kenar. ABE eşkenar üçgen. CBE 45 derece olduğuna göre DAE açısı. Şu açıyı bize sormuş arkadaşlar. O açıyı bulmamız isteniyor. Şimdi şunun eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Eşkenar üçgende her bir açının ölçüsü 60 derecedir. Çünkü 3 açıları toplamı 180 olduğu için bütün kenarlarda eş olduğu için iç açılarda 180'i 3'e bölerek yani her birisinin 60 derece olduğunu bulabiliriz. Burası 60. Burası 60. Burası 60. Şimdi eşkenar paralel kenarın özelliğini kullanıyorum. Paralel kenarda buradaki açıyla karşısındaki açının toplamı 180. Burası 60 artı 45'ten 105 yapıyor. Burası da buradaki açının kaç olduğunu bulmak için 180'den çıkarmam gerekir. 180'den 105'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıktı, çıkmaz. 10'dan 5 çıktı, 5. Burada 7'den 0 çıktı, 7. Burada 0 kaldı, 75. O zaman buradaki açının 75 olması lazım. Burası 60 ise bize sorulan kısmı bulmak için 75'ten de 60 dereceyi çıkarmam lazım. 5'ten 0 çıktı 5, 7'den 6 çıktığında 1. Yani şu açı 15 derece olarak bulunmuş oldu. Yine 7. soruda zor bir soru arkadaşlar. Eşkenar üçgenin her bir açısının 60 olduğunu bilmeniz lazım. Sonrasında da buradaki paralel kenarda karşılıklı açıların toplamı 180 olduğu için burayı 105, buranın da 75 olduğunu tahmin edip 75'ten 60 çıkararak bize sorulan açının 15 dereceye karşılık geldiğini bulmanız gerekiyor. Zor bir soru 7. sorumuzda diyoruz arkadaşlar. 8. soruya geçtik.
Yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve DEF DCF karedir. ADC 56 derece olduğuna göre BEC açısının ölçüsü kaç derece olduğunu bulunuz. BEC şu açıyı bize sormuş bu sefer. Yine bu da zor bir soru. Burası bakın eşkenar dörtgense ABCD karşılıklı açılar birbirine eşit 56 56. Bu D ve C açısının toplamı da 180. O yüzden 56'dan 180'den 56'yı çıkararak şuradaki açıyı tespit edebiliriz. Önce onu bulalım. 180'den 56'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıktığında çıkmaz. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2. Burada da 1 aşağıya indi. Şurası 124 derece. Burayı belirlemiş oldum. Sonrasında arkadaşlar buranın bir kare olduğunu söyledi. Karede bütün açılar 90 derecedir. Şurası 90, burası 90, burası 90 ve burası 90. Bunu da belirledik. Şimdi bu üçgene doğru ilerliyorum. Burası 124, burası 90 ise şu açıyı bulabilirim ben. Nasıl buluyorum arkadaşlar? 124 ile 90'ı toplayıp tamamı 360 derece buranın çünkü. 124 ile 90'ı topladım. 4, 9, 2 daha 11'in biri elde var 1. 214 yaptı. 360'dan çıkararak şu açıyı bulabiliriz. 360'dan 214'ü çıkardım. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktığında 6. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktığında 4. Burada 3'ten 2 çıktığında 1. 146 olarak şu açıyı belirlemiş oldum. Bu açı 146. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. O yüzden bu soru diğerlerine göre daha da zor. Nasıl ikizkenar? Şurası eşkenar dörtgen, burası kare. Karede bütün kenarlar eşittir arkadaşlar birbirine. Eşkenar dörtgende de birbirine kenar uzunlukları eşittir. O yüzden bakın burada ikizkenar bir üçgen oluştu. Şu açı kenarlar birbirine eşit. O yüzden burası 146 ise bu iki açı birbirine eşit ikizkenar oldukları için 180'den 146'yı çıkarıp ikiye bölmemiz lazım. 180'den 146'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktığında 3. Burada 0. 34 kaldı. Bu iki açının toplamı 34 ise 34'ü 2'ye bölerek her bir açıyı tespit etmiş olacağız. 34'ü 2'ye böldüğümde 3'ün içinde 2 bir defa. 1 kaldı. 4'ü aşağı indiğimde 14'ün içerisinde 2 7 defa. 7 kere 2 14. Kalan 0 0. Yani her bir açı bu açı 17. Bu açı 17 olmuş olur. Bize sorulan açı BC yani şu açı olduğu için BC açısının ölçüsü 17 olarak belirlenmiş olur diyorum. 8. soru ekstra zor bir soruymuş. Hem burada verilmeyen açıları bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir sürü işlem yapmam gerekti. Hem de ikizkenar üçgeni görebilmemiz gerekir 17'yi bulabilmek için. Çok zor bir soruymuş 8. sorumuz yine arkadaşlar diyoruz. Dikkatle işlemleri tekrar tekrar incelemeniz gerekir bu tarz sorularda anlayabilmeniz için diyoruz. Evet, diğer sorumuz 9. sorumuza baktık. Son sorumuz. Yandaki şekilde ABDE kare, BCD eşkenar üçgendir. AEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulalım. AEC şu açıyı bize sormuş. Yine uğraştırıcı bir soru. Yine bakın burada kare ve eşkenar üçgen olduğu için ikizkenar bir üçgen yakalamam lazım. Kare olduğu için öncelikle şurası 90 derece. Bu kareymiş. BCD eşkenar üçgen olduğu için bunun da her bir açısının 60 olduğunu bir önceki sorularda söylemiştik. Şurası da 60, burası 60, burası 60. O yüzden şuradaki açıyı ben tespit etmiş oldum. Şu açının toplamı 90 artı 60'dan bulunacak. 90 artı 60 topladığımızda 0, 9, 6, 15, 150 yaptı. Şu açı 150 arkadaşlar. Yine burada ikizkenar üçgen yakalamam lazım. Nasıl? Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Burada eşkenar üçgen olduğu için, eşkenar üçgende de bütün kenarları eşit olduğu için bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şu kenarla şu kenar eşit. Burası 150 ise 180'den 150'yi çıkarıp iki parçaya bölersem şu açıyı tespit etmiş olurum. 180'den 150'yi çıkarıyorum. 0, 3, 0, 30 oldu. Bunu da iki eş parçaya bölüyorum ikizkenar olduğu için. 30'u 2'ye böldüm. Bir defa. 1, 0. 10'un içerisindeki 5 defa. 0, 0. Yani 15 olarak bulundu. Şu açım 15. Şu açım 15. Hala bitmedi bakın. Burayı sordu. Karenin bir kenarı 90 olduğu için burası.
Şurası 15 olduğu için 90'dan 15'i çıkararak son açımı da bulmuş olacağım. 90'dan 15'i çıkardığımızda bize verilmiş açı bulunacak. 0'dan 5 çıkmadı. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 8 kaldı. 8'den 1 çıktığında 7 kaldı. Yani cevabımız bu açı 75 derece olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. AEC açısı eşittir 75 derece olacak. Yine çok çok zor bir soruydu. Şurada özellikle ikizkenar üçgeni bilmemiz lazım. Karenin bir kenarının bir açısının 90, eşkenarın bir açısının 60 olduğunu bilmemiz lazım. Birçok bilgiyi bir arada barındırdığı için de ekstra zor bir soruydu. Özellikle ikizkenar üçgeni burada göremezsek buranın 15 olduğunu bulamayız ve 75'e ulaşamayız diyoruz arkadaşlar. Burada son sorular özellikle çok zordu. Onları tekrar tekrar dinleyerek buna benzer soruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.